Ameliyat olduktan sonra yemek yiyememeden dolayı mutsuz olmak istemiyorum. Ya da mutsuzluk yaşayacağım diye endişe taşıyorum. Bu endişelerimi yani ameliyat sonrasında nasıl bir destek alabilirim? Şimdi psikiyatrist Meral Hanım not koymamış. Bazı hastalara koyuyor. Diyor ki ameliyat öncesi ciddi takviye gerekiyor diyor. Psikolog desteği gerekiyor. Psikiyatrimiz Doktor Meral Hanım sizde öyle bir şey görmemiş. Kaygı bozukluğu görmemiş. Sadece endişeniz var. Yani endişe duyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ameliyattan sonra yemek yiyemeyeceğim. Bütün hayatım benim yemek, en büyük zevkim yemek. Dolayısıyla bu yemekleri de yiyemezsem bakın psikopatoloji aktif bulunmamıştır. Ameliyat sonrası yemek için değişiklikleriyle ilgili sonrasında bilgi vereceği söylenmiştir. Şimdi bizim psikiyatrimiz o kadar titiz çalışır ki size bir endişe görseydi şunu derdi. Size ameliyat öncesi seans, 3-4 seans yapmamız gerekir. Şimdi sizinki endişe, korkuyorsunuz, ameliyattan sonra yemek yemeyeceğim, mutsuz olacağım hissi. Bu güzel bir şey, bu iyi kilo vereceğinizin de göstergesidir. Ama bir ay sonra bir görüşmeyi yaptığımızda zaten başka bir ruhsal boyutta olacaksınız. Semih Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ne kadar kilo verdik? Birinci ay bitirdik, 1,5 ay içerisindeyiz. Tam 14 kilo 200 gram verdim. Verdiniz, tamam. Bir sözümüz vardı. O sözümüz de şuydu, ameliyat öncesi bir konuşma yapmıştık. Evet. Bu ameliyattan sonra, evet sizi dinleyeyim, o korkularınız ne durumda? Ne kadar gerçekleşti? Yani yemek yiyemeyeceğim için mutsuz olacağımı düşünüyordum. Ama az yiyerek mutlu olmanın keyfini yaşıyorum. Yani bir tane köfte yediğimde doyabileceğim... Bir şey sorayım, bunu ben ne kadar anlatsam da iyi anlatabilir miydim? Daha doğrusu yaşayınca anlaşılıyor değil mi? Ya bu anlatılacak bir şey değil. Yani gerçekten bunu anlatabilmek çok zor. Ben kendim bile inanamıyorum yani şu an. Yani bir balığın yarısını yediğinizde devamını yemeyi istememeyi, yeme ihtiyacı duymamayı ve bu büyük bir konfor yani. Değil mi? Daha fazla yeme ihtiyacı duymamak büyük bir konfor. Ama ameliyat öncesi de çok korkuluyor. O engellenemiyor. Ne kadar konuşsak da doğru mu? Ya ben çok korktum evet doğru. Mutsuz olacağım. Yemek yemek bu mutluluk kaynağı gibi görüyordum. Aslında yemek yemek mutluluk değil, yememek mutlulukmuş. Şu an bunu anlıyorum. Sonra peki nasıl ikna oldun? Ben mi çok etkiledim veyahut da sen tabii şartlar nedeniyle artık son duruma gelmiştin. Diyetlerle veremiyordun vesaire ama son kararı verirken mutsuz olursan da olayım diye mi ameliyat oldun yoksa? Yani ameliyat olurken mutsuz olayım diye değil, sağlığım artık iyice kötüye gitmişti. Yani gecede 10 kere uyanıyordum. Uyku apnem had safhadaydı. Düzeldi mi? %100 düzeldi. Şimdi çok kısa sürede, 1,5 ayda düzeldi. Bunu çok duyuyorum. Her sabah uyandığımda Allah Allah diyorum, bu gece uyanmadım. Yani her sabah mutlu uyanmanın ne demek olduğunu yaşıyorum yani. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Doğru. İlk olarak uyku apnesi düzeliyor. 6. ayda daha da düzelecek. Daha derin uyuyacaksın. Yani bir 15-20 kilo daha. Aslında bu kilo vermenin ötesinde bir şey. Kilo versen bu kadar mutlu olamazsın uyku apnesi açısından. Kesinlikle. Bu hormonal etkiler de devreye giriyor. Bir de aç değilsiniz. Yani rejim yaparken, periz yaparken çok karna yatmıyorsun. Yani aç değilsiniz yani. Aç değilsiniz. Aynen. Böyle bir güzel bir durum yani. Ben çok memnunum ameliyat olduğum için. Peki çok teşekkür ederiz. Ben sağ çok olun. Teşekkür ediyorum. Sağ çok olun.